arsından günaydınlar efendim. Ben avukat Nehir Kılıç. Ben doktor Orhan Cesur. Beyaz TV ekranlarında her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de beraberiz. Bugün de güzel ve mutlu bir sabaha uyandık demek isterdim çok. Ancak Elazığ depremi gerçekten yüreklerimizi dağladı. Evet buradan e, Elazığ depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve Yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Diliyoruz efendim. Allah'tan rahmet diledikten sonra bugünkü konuklarımızı stüdyomuza davet etmek için az sonramızı izleyelim. Sonrasında buradayız efendim. Müzik düşük nedir? Sebepleri nelerdir? Kürtaj işlemi hangi sebeplerle yapılır? Genital estetik uygulamalarında nelere dikkat edilmeli? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Korkut Aslan anlatacak. Az sonra. <laughs> Evet iyi ki varsın. Başladı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Korkut Aslan. Hoş geldiniz Korkut Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş, geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün sizinle düşük hakkında konuşacağız. Gebelik hakkında konuşacağız. Hı -hı. Çok fazla soru aldık biz izleyicilerimizden. Bu yüzden sizi davet ettik programımıza. Ne tamam. mutlu ki bizi kırmayıp geldiniz. Teşekkürler. İlk olarak ben düşük nedir diye sormak istiyorum size. Düşük genellikle anne karnındaki be, gebeliğin bir şekilde sonlanması anlamına geliyor. Daha çok ilk 3 ayda, ilk trimester dediğimiz ilk 3 ayda yani ilk 12 haftada daha çok görüyoruz biz düşükleri. Ee, genelde gebeliklerin yüzde %15 ile 20'si arası düşüklerle sonuçlanıyor maalesef. Ee, kısaca düşük bu şekilde. Ee, tabii düşük derken e, bunun birçok psikolojik sıkıntıları da oluyor hastalar açısından. Ee, genelde te, şey hasta kanama ile ve ağrı şikayetiyle e, düşükle bize başvuruyor. E, hastanın şeyine göre, şikayetine göre de tedavisini yapıyoruz. Peki hocam neden oluşuyor düşükler? Genelde en sık rastladığınız e, şey nedir? Genellikle kromozomal veya genetik problemlere bağlı oluyor düşükler. Özellikle dediğim gibi ilk 12 haftada, ilk trimesterde e, ...bebekliğe kromozomal bir bozukluk oluyor genetik. E, Buna bağlı sıkıntılar, sakatlıktan dolayı ilk düş, ilk trimesterdeki düşükler meydana geliyor. Bunun dışında anatomik problemler, miyomlar, polipler veya rahim ağzındaki yetmezlikler de düşüklere neden olabiliyor. Evet, peki düşük yapan gebeler sizlere hangi şikayetler, ağrı şikayetiyle mi gelir? Yani nasıl anlayabilir izleyicilerimiz riskte olduğunu gebeliğin? Genellikle kanama ve ağrı şikayetiyle geliyor. Tabii en sık gördüğümüz kanama şikayeti. E, bu kanama şikayeti hiç ağrısız da olabiliyor. E, her tabii her kanama, her ağrı gebelikte düşükle sonuçlanmıyor. Bazen e, biz buna tabii düşük tehlikesi diyoruz. Gebelikte kanama varsa düşük tehlikesi diyoruz. Hasta bize kanama şikayetiyle başvurur, ultrason muayenesi yapılır. Eğer gebelik devam ediyorsa yani düşük oluşmamışsa ona göre tedavisini planlıyoruz. Ancak bazen düşük oluşmuş oluyor o zaman da e, kürtajla gebeliği sonlandırmamız Hocam, gerekiyor. Aslında her gebelik bir e, düşük şüphesi vardır değil mi? Yani burada gebelerin <laughs> dikkat etmeleri gereken şeyler mutlaka vardır. kontroller. Gebeliği tespit ettiğimiz andan itibaren e, nelere dikkat etmeliler yani düşük riskini. Tamamen ortadan kaldırıp her taraf etmek. Yani için. tamamen ortadan kaldırmak tabii mümkün olmayabiliyor. onun için. E, özellikle gebelikte ilaç kullanımı, e, alkol, sigara bunlar düşük riskini arttıran e, durumlar. E, bunlardan uzak durmak gerekiyor. Özellikle ilk trimester bizim için önemli ilk üç ay. E, i̇lk üç ayda hastaların daha dikkatli olmasını istiyoruz. E, tabii kromozoma bozukluk olunca onu önlemek çok e, mümkün olmuyor esaslı düşük şey gebeliklerin çoğu düşükle sonuçlanıyor ama hasta onu düşük yaptığını farkında bile olmuyor. Adeti biraz gecikiyor veya adeti biraz yoğun geçiyor. Biz bunu BTGG dediğimiz gebelik testlerinden daha çok saptıyoruz. Hatta bunları kimyasal gebelik diyoruz. Bazen hiç annenin Rahminde ultrasonla görülmeden de gebelik oluyor ama bu düşükle sonuçlanıyor. Evet fark Düşük. etmeden diyorsunuz. Fark etmeden evet düşükle Yani gebeliklerin dediğim gibi çoğu bu şekilde sonuçlanıyor zaten. Hı hı. Sonuçlanıyor. Düşük olduğunda kürtaj yapılıyor. Peki hı hı. E, bazı e, doğru doğru bilinen yanlışlar var. Hani kürtaj sadece istenmeyen gebeliklerde mi başvurulan bir yöntemle yoksa e, farklı sebeplerle de kürtaj yapılır mı? Kürtaj dediğim gibi birçok nedene bağlı yapılır. Kürtaj kelime anlamı e, kazımak anlamına geliyor kelime anlamına bakarsak. E, mesela menopozdaki bayanlarda kanıma şikayetiyle gelen bayanlarda parça almak için de kürtaj yapılabiliyor. Veya adet düzensizliklerinde yine kürtaj yapılıp parça alınabiliyor. E, ama en çok tabi gebeliği sonlandırmak amacıyla yapılıyor. Bu gebeliği sonlandırmak e, hasta düşük yapmış. Bunda da kürtaj yapıyoruz ama bazen istenmeyen gebelikler de olabiliyor. E, yasa olarak da ilk 10 haftaya kadar istenmeyen bir gebelik varsa ülkemizde kürtajda bu sonlandırılabiliniyor. E, hastanın 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Bir de kürtaj yapılabilmesi için eğer hasta evli ise eş, eş izni isteniyor. Yani evet. eşiniz izni olmadan yapılmıyor ama bekar hastalarda 18 yaşın üstünde ise kürtaj yapılmasında e, herhangi bir yerden izin almasına gerek yok. Herhangi bir izne ihtiyaç duymuyorsunuz. Hı hı. Bu arada hocamıza yetmek istediğiniz sorularınız varsa efendim iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz WhatsApp hattından. Bize seve seve ileteceğiz Korkut hı. hocamıza bilgi vermek adına. Evet, istenmeyen gebeliklerde kürtajı konuştuk. Hı hı. Ee, peki 18 yaştan küçük ki olmasın onda da ebeveyn izni herhalde gerekiyor. İlk 10 haftaya kadar kürtaj. Evet, eğer Çünkü. bazen küçük yaşta da gebelikler maalesef oluşabiliyor ki. maalesef o zaman anne baba izni şart oluyor. Ama 15, 10, 15 yaşının yaşın altındaysa bu adli vaka oluyor. Bunu mutlaka şeye bildirmek gerekiyor. Ee, adli kurumları bildirmek gerekiyor. Ondan sonra kürta işlemi yapılabiliyor. Evet. Ama 18 yaşından sonra evet. e, hasta eğer bekarsa kendi izniyle kürta işlemi yapılabiliyor. Evli ise dediğim gibi eş izni istiyoruz. O zorunlu eş, eş iz, olması. 10 haftadan sonra da kürtaj işlemi yapılabiliyor eğer bebek anne karnında öldüyse veya bir sakatlık saptandıysa 24. haftaya kadar gebelik sonlandırılabiliyor. Tabii ölü bebek saptandıysa hemen onu sonlandırmak gerekiyor. Ama 24. haftadan sonra viabilite sınırı diyoruz. Doğan bebeğin yaşayabildiği için sakatlık olsa da 24. haftadan sonra gebelik sonlandırılamıyor ancak yaşamla bağdaşmayacak mesela bazen bebeğin kalbi olmayabiliyor başka organları olmayabiliyor Yani doğduğunda yaşayamayacağı kesinse o zaman 24. haftadan sonra da doğum yaptırarak yaptırılarak gebelik sonlandırılabiliyor. Aileye mi <laughs> soruluyor hocam burada hani dediniz ya bir takım sakatlıklar varsa ya, aldırmak istiyorum derse yok kaldıramazsın mı yoksa almamız gerekiyor deyip aile hayır ben istiyorum derse Buradaki karar mekanizması nasıl işliyor? Şimdi şöyle diyelim 20 haftalık Down sendromu. Ee, Down sendromlu bir çocuk doğduğunda yaşayabilir. Belli bir yaşa kadar hayatını devam ettirebilir. Ailelerin çoğu ben bunu sonlandırmak istemiyorum diyebiliyor ve onu doğurabiliyor. Ama bebeğin diyelim e, bir uzvu yok. Mesela kafası yok veya kalbi gelişmemiş. Yani doğduğunda da yaşaması mümkün değil. O zaman zaten sonlandırmak gerekiyor. Sonlandırma. Ama dediğim gibi sakatlık olsa da her sakatlıkta gebeliği sonlandırılacak anlamına gelmiyor. Tabii ki Son zamanlarda en çok konuşulanlardan hocam ee, evet. genital estetik hakkında neler söylersiniz? Diye? Evet genital estetik son zamanlarda trend oldu. Evet. Hatta kozmetik jinekoloji diye de e, artık şeye geçti. E, çok sık yapılıyor genital estetik. Genital estetiğin çoğu hastalar kendi genital bölgelerinin görüntüsünü beğenmediklerinden başvuruyorlar. Ama bunun dışında fonksiyonel bozukluklar da olabiliyor. Özellikle normal doğum yapan bayanlarda bu çoğul doğum olabilir veya zorlamalı bir doğum olabilir. Belli bir zamandan sonra genital bir vajinada özellikle genişleme, doğum kanalında genişleme oluyor. Bu tabi hastalarda birçok problemi neden olabiliyor. İlerleyen dönemlerde özellikle 40'lı yaşlardan sonra idrar kaçırma problemleri çok görüyoruz bu hastalarda. Ee, veya e, cinsel hayatlarında sıkıntı problemler yaşayabiliyor. Bunun için e, mesela vajina daraltma ameliyatları yapılıyor. Veya idrar torbası için değişik ameliyatlar yapılıyor hastanın o problemlerini ortadan kaldırmak için. Genellikle idrar sarkmasında... E, Özellikle öksürürken, hapşırırken hastada idrar kaçırma problemi oluyor. Bu da hastanın günlük yaşantısını, yaşam kalitesini çok olumsuz yönde etkiliyor. E, bu amaçla yapılan birçok işlem var. Ameliyat, cerrahi yöntemler var. Bunun dışında cerrahi olmayan yöntemlerle de e, bu problemleri çözebiliyoruz. Cerrahi olmayan yöntemler lazer ve radyo frekans. Evet. E, lazer cihazları ile vajinada e, ufak kanallar e, biz şey e, fraksiyonel lazer kullanıyoruz. E, bir bakıma küçük kanallar açılıyor ve ısıyla orada kolajen doku gelişimini sağlayarak vajinada bir daralma sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde radyo frekansla da e, ameliyatsız olarak bu problemlerini giderebiliyoruz ama bazen e, Defek çok fazla oluyor bu durumda tabii ameliyatta gerekiyor. Hem ameliyat hem e, bu diğer ameliyatsız yöntemler kombine kullanılabiliyor. biliniyor. Evet. Eee rahat ameliyatlar yaklaşık yarım saat 40 dakika sürüyor. Ha, kısa sürüyor. sürüyor. Eee evet. lokal anesteziyle veya genel anesteziyle yapılabiliyor. Ameliyat sonrası hasta günlük yaşantısına hemen devam ediyor. Bir 4 ila 6 hafta arası iyileşme süreci var ameliyat sonrası. Ama ameliyatsız yöntemlerde e, işlem ortalama 5-10 dakika sürüyor. Radyo frekans biraz daha uzun sürer. Ama ameliyattan sonra hasta hemen günlük yaşantısına devam edebiliyor. 4-5 gün sonra da normal cinsel hayatına devam edebiliyor hastalar. Evet Öyle. hocam genital estetik konusuna devam edeceğiz ama Hı -hı. o kadar çok soru geldi ki ben birkaç tanesini sormak istiyorum size. Evet müsaadenizle. Bir izleyicimiz der ki hocam iyi günler. Ben 3 hafta önce kürtaj oldum. Kalbi durdu. Bebeğimin kaç ay sonra gebelik önerirsiniz? Genelde bir 2-3 ay geçmesini bekliyoruz. Rahmin toparlanması amacıyla. Bir 2-3 aydan sonra tekrar bir gebelik denenebilir. Tabii kalbi durduysa onu da araştırılması gerek. Bazen trombosit problemli yani kanama pıhtılaşma sisteminde problemler olabiliyor hastaların. Veya e, kromozoma bozukluklar olabiliyor. E, bunun için mutlaka bir araştırma yapılmasını öneririm. Eğer bu tekrarlayan bir düşükse ama ilk düşüklerde veya ilk defa böyle bir durum olduysa hı hı. E, çok da araştırma yapmaya gerek yok. Çünkü araştırılacak o kadar çok faktör var ki evet. genelde biz ikinci veya üçüncü e, düşükten sonra bu tarz e, araştırmalara şey yapıyoruz, başlıyoruz. Evet, evet. O kadar soru geliyor ki WhatsApp'a cevaplayabildiğimiz, iletebildiğimiz kadar iletelim tamam. size cevaplayabildiğiniz kadar. Çünkü vaktimiz de daralıyor. Gebelik ilk zamanlarda cinsel ilişki zararlı mıdır? Gebeliğin ilk zamanlarında demek istemiş izleyicimiz. Cinsel ilişki gebelikte ne zamanlar zararlıdır? Eğer bir kanama durumu yoksa gebelikte cinsel ilişki yaşamalarında bir sıkıntı yok, bir engel yok. Ama eğer kanama varsa yani düşük tehlikesi varsa o zaman cinsel birlikteliğe bir süre ara veriyoruz. Genelde bir ilk üç ayın en azından 10. haftaya kadar e, sürenin geçmesini istiyoruz. 10. Şeyi haftaya, uyarmasın evet, diye, evet. düşüğü tetiklemesin diye. Evet, e, başka bir soruya geçiyorum. Merhaba, iyi yayınlar. 15 haftalık gebeyim. 3 hafta önce ikili test yaptık. Risk düşük çıktı, e, düşük riske çıkmış. Hı -hı. Doktorumuz üçlü test de yapacağız dedi. Şu an bir risk var mıdır? E, bu testi yaptırmalı mıyız der yani testin yapılmasına bir zarar bir sakınca yok. Tabii bunların hepsi bize bunlar olasılık testleri. Yüzde yüz bu hastalık var veya sakatlık problem var demek değil. Belli bir oran veriyor. Genelde 1/270'in üstünde ise problem yok diyoruz ama risk bunun altındaysa ekstra testler yapılması gerekiyor. Amniyosentez yapılabiliyor. Şimdi kandan da e, genetik analiz yapılabiliyor amniyosentez yapılmadan. Hı hı. Ama tabii bunda hastanın yaşı önemli, akraba evliliği var mı, önceden böyle bir sıkıntılı bir gebelik geçirmiş mi? Hepsini değerlendiriyoruz. Ona göre hastaya ne yapılacağını karar veriyoruz. Evet. E, genital estetikle ilgili de çok soru geliyor. Bir tanesini soruyorum. Hı hı. E, izleyicimiz genital estetik yaptırmış, ikinci kez yapılır mı diye soruyor. Tabii yapılabilir. Genital estetik, yani buna biz mükerrer diyoruz veya revizyon ameliyatları diyoruz. Genital estetik birkaç kez yapılabilir ama tabii ilk ameliyatta ne gibi problemler oldu. O da önemli. Bazen hiç doku kalmayabiliyor o yapılan ameliyatı düzeltmek için. Onun için açıkçası ne yapıldığını bilmek gerek. Mesela dudak ufaltma ameliyatları yapıyoruz. Vajina girişinde labium dediğimiz dudaklar var. Deri katlantısı bunlar. Bazen çok büyük olabiliyor bunlar bu hem hastanın normal günlük yaşantısında işte dar pantolon giymesi, mayo giymesinde veya spor yaparken, işte bisiklete binerken, ata binerken bunlar çok büyük sıkıntılara neden olabiliyor. Artı bu dudaklar ilerleyen süreçte hormonlarla veya gebelik esnasında büyüyebiliyorlar, rengi koyulaşabiliyor. Sabunla ilgili de birçok ameliyatlar yapıyor. Biz bunlara da ameliyatı diyoruz. Bunun hem cerrahi yöntemle yapılan tedavisi var. Hem de cerrahi olmayan yöntemlerde de tedavi edilebiliyor. Mesela radyo frekansla e, labiyumlar bir miktar ufaltılabiliyor cerrahi işlem yapmadan. Ama %80, e, 80-90 cerrahi yöntemli değişik cerrahi teknikler var. Onlarla e, büyük olan dudakları ameliyatla ufaltabiliyoruz. Bu şu anda çok revaçta e, olan bir e, tedavi şekli labioplasti. Çok sık hasta oluyor bununla ilgili ee, özellikle de gebelikte e, daha fazla büyüyor bu dudaklar ve renkleri koyulaşıyor bununla ilgili bazen doğum esnasında problemler neden oluyor bununla ilgili birçok e, tedavi şekli var açıkçası evet, labioplasti ile ilgili bir soru takıldı hemen gözme hazır Hı -hı. yeri gelmişken izleyicimiz labioplasti ameliyatı olmuş iyileşme süreci ne kadardır diye soruyor Şimdi cerrahi yöntemde ortama 4 ile 6 hafta arası diyoruz. Bu lobioplasti ameliyatları hem cerrahi yöntemle yapılabiliyor. Bir de e, büstür veya makas yerine biz lazerde kullanabiliyoruz. Lazerli kesi işlemini yapıp da e, lobioplasti ameliyatı yapıyoruz. Bu durumda hem kesi daha düzgün oluyor, iyileşmesi daha hızlı oluyor. Doku uyumu da daha iyi oluyor. Mesela onlarda biraz daha lazerli yapılan ameliyatlarda biraz daha erken, kısa sürüyordur, değil mi hocam? iyileşme sürüyor. Hem kısa sürüyor hem ameliyat esnasında kanama çok az oluyor. Evet. Hı -hı. Açıkçası biz genelde lazerli yapıyoruz bu tarz ameliyatları. Lazerli yapıyorsunuz. Evet. evet. Yaş sınırı var mı hocam? Buna bir dikkat ediyor musunuz? Genelde 18 yaşını geçtikten sonra yapmayı tercih ediyoruz. Hastam gelişimin tamamlasın istiyoruz. Ee, Bazen bakire bayanlarda da bu problem olabiliyor. Açıkçası bekaretle ilgili herhangi bir engel teşkil etmiyor bu ameliyatlar. Ee, yaklaşık yarım saat 45 dakika sürüyor labioplasti ameliyatları. Ameliyattan sonra da hastayı genelde bir iki gün dinlenmesini istiyoruz. Biraz yanma şikayetleri oluyor ama ikinci günden sonra normal çalışma hayatına da hastalar devam edebiliyor. Evet. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Evet. Bir soru daha sormak istiyorum. Hocam siz sorun. Bu sorumuzda. Hangi soruyu? Onu ben seçtim şurada. Okuyalım da oradan. Düşükten sonra korunmanın yöntemleri neler? Yani düşük yaptığı hastamız için hmm. ne kadar dikkat etmeli ve hangi yöntemleri kullanarak en iyi sağlıklı korunmayı sağlamak için? Ee, tabii korunma ile ilgili hastanın yaşı, daha önceden gebelik geçip geçirip geçirmediği bunlar önemli. Doğum kontrol hapları kullanılabilir ama Mesela hastanın göğsünde kitle varsa veya e, bacaklarında varisi varsa, 35 yaş üstünde, üzerinde sigara içiyorsa donkontraplarını çok önermiyoruz. Bu durumda mesela spiral kullanabilir evet. veya prezervatifle korunabilirler. Her hastayı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. E, eğer hastanın polibi varsa, miyomu varsa onda da spiral kullanması bazen problem oluyor. Spiral kayabiliyor. Evet. Hastada sıkıntılara neden oluyor. E, Hangi yöntemi dediğim gibi hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Karar veriliyor Hı. evet. Hocam o kadar çok soru aldık ki izleyicilerimizden de özür diliyoruz. Hı -hı. E, bu kadarını iletebildik çünkü süremiz çok azaldı. Çok teşekkür ediyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Korkut Aslan. Hocam sizi tekrar bekliyoruz çünkü whatsapp'ımıza sorular yığıldı. Tamam. E, yine sizi görmek isteriz programımıza. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. teşekkür sağ Ağzınıza sağlık. Efendim az sonra izleyelim. Sonrasında diğer konumuzla buradayız.